Evet arkadaşlar, birinci soruda bize yukarıdakilerden hangileri su kirliliğine neden olur diye sorulmuş. Kanalizasyon atıkları su kirliliğine neden olur. Endüstriyel atıklar yani fabrikaların ortaya çıkardığı atıklardır. Bunlar da yine su kirliliğine neden olur. Yeraltı suları zaten doğal su kaynaklarından biridir. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, ikinci soruda bize yukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğine neden olur diye sorulmuş. Tarım ilaçları çok fazla miktarda kimyasal içerir. Yine kimyasal ve biyolojik ilaçlar da çevre kirliliğine neden olur. Kobalt, çinko, kurşun gibi ağır metallerinde zehirleyici etkisi vardır. Bu nedenle cevabımız 1, 2, 3, E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuz da sera etkisi verilen olaylardan hangileriyle ilgilidir diye sorulmuş. Birinci öncülde havadaki ve atmosferdeki oksijen miktarının artışı bununla ilgisi yoktur tabii ki de. Özellikle havadaki ve atmosferdeki karbondioksit miktarı artışının sera etkisiyle bir ilgisi vardır. Karbondioksit dışında su buharı, metan, azot oksit, ozon ve kloroflorokarbonlar da yine sera etkisine neden olan gazlardır. Fosil yakıtların kullanılmasının kontrolsüz olması ki havaya bol miktarda karbondioksit salınımı olur ve atmosferde karbondioksit yoğunluğu arttığı zaman bu bir sera çatısı gibi davranarak ısıyı tutar. Bu da sıcaklığın artmasına neden olur. Yani küresel ısınmaya neden olur ve bu da tabii ki de buzulların erimesine neden olur. Cevabımız bu nedenle 2 ve 3 E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, dördüncü soruda bize yukarıdakilerden hangileri hava kirliliğine neden olur diye sorulmuş. Soğutucu gazların atmosfere salınması, ozon tabakasının incelmesine neden olur. Ağaçların fotosentez yapmasının tabii ki de hava kirliliğine neden olma gibi bir durumu yoktur. Aksine ağaçların çok olması havayı temizler ve oksijen miktarını arttırır. Kloroflorokarbon gazlarının atmosfere salınması yine hem sera etkisine neden olur hem de ozon tabakasının incelmesine neden olur. Bu nedenle cevabımız 1 ve 3 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 5. soruda bize aşağıdaki gazlardan hangisi asit yağmuru oluşumuna neden olmaz diye sorulmuş. Asit yağmuruna neden olan gazlar asit oksitlerdir. Yani oksijence zengin olan ametallerdir. SO2, NO2, SO3 ve karbondioksit oksijence zengin asit oksitler iken helyum asit yağmuru oluşumuna neden olmaz. Cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 6. soruda bize yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncülde karbondioksit, CH4 ve kloroflorokarbon gibi gazlar sera etkisine neden olur demiş. Doğru. Çünkü bu gazlar güneşten gelen ısının bir miktarını tutarak sıcaklığın artmasına ve küresel ısınmaya neden olur. İkinci öncülde ozon tabakası ultraviyole ışınların geçişini kolaylaştırır denilmiş. Kesinlikle yanlış, çünkü ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınların dünyaya gelmesini engelleyen bir kalkan görevi görür. Bu nedenle ikinci öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncülde ozon tabakası atmosferdeki ısı dengesinin bozulmasına neden olur demiş. Biraz evvel de söylediğimiz gibi ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınların geçişini engellemektedir. Isı dengesini bozmak gibi bir durumu yoktur. Bu nedenle cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 7. soruda bize çevre bilincine sahip olan bir bireyin yukarıdakilerden hangileri yapması uygundur diye sorulmuş. Yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmek. Yenilebilir enerji kaynakları deyince aklımıza güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji gibi enerji kaynakları gelmeli. Fosil yakıtlar çevreyi kirlettiğine göre yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmek tabii ki de çevre bilincine sahip olan bir bireyin sahip olması gereken bir düşüncedir. Çevreye çöp veya atıkları bilinçsizce dökmemek, çöpleri, atıkları çöp tenekelerine atmak gerekir. İkinci öncülümüz de doğrudur ve atık maddelerini geri dönüşüme göndermek yine yapması gereken uygun bir harekettir. Cevabımız 1, 2, 3, E seçeneğidir.
Evet arkadaşlar, 8. soruda bize su ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Su hayatın kaynağıdır. Su olmadan hayat olmaz. Yeterli su olmazsa zaten canlılar gelişemez. Ve su insan vücudunun da en bol bileşenidir. Ve vücuttaki toksik olan maddelerin de atılmasını sağlar. Birinci öncül doğrudur. Su metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Yanlıştır. Ve boşaltım sisteminin de daha düzgün çalışmasını sağlar. Bu nedenle cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 9. soruda bize çevre kirliliği yukarıdakilerden hangileri gibi olabilir demiş. Fiziksel kirlenme, kimyasal kirlenme, biyolojik kirlenme. 3 şekilde de olabilir. Su kirliliği üzerinden gidecek olursak, mesela suyun renginin, kokusunun, tadının, sıcaklığının değişmesi bir fiziksel kirlenmedir. Asit yağmurlarıyla suyun pH'ının değişmesi bir kimyasal kirlenmedir. Deterjanlar yüzünden suda bazı mikroskobik canlıların aşırı üremesi de bir biyolojik kirlenmedir. Bu nedenle cevabımız 1, 2, 3, E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 10. soruda bize aşağıdaki iyonlardan hangisi suya sertlik verebilecek iyonlardan değildir diye sorulmuş. Sudaki kalsiyum iyonu, magnezyum iyonu ve değerliği artı birden büyük olan iyonların miktarı arttıkça sudaki sertlik artar. Burada artı bir değerlikli olan sodyum iyonu suya sertlik verebilecek iyonlardan biri değildir. Evet, 11. soruda bize aşağıdaki yaş aralıklarından hangisinde vücuttaki su oranı en fazladır diye sorulmuş. Yaş ilerledikçe vücuttaki su oranı azalır. Bu nedenle A seçeneğinde, yani 1-3 yaş aralığında vücuttaki su oranı en fazladır. Evet arkadaşlar, 12. soruda bize yukarıdaki su kaynaklarından hangileri yerüstü su kaynaklarından biridir diye sorulmuş. Kaplıcalar yer altındaki sıcak suların kullanıldığı yerlerdir. Jeotermal enerji kullanılır. Denizler ve okyanuslar ise yerüstü kaynaklarıdır. Yerüstü su kaynaklarıdır. Cevabımız 2 ve 3 D seçeneğidir. Arkadaşlar, 13. soruda bize su kirliliği verilen ifadelerden hangilerine neden olur diye sorulmuş. Birinci ölçüde sudaki oksijen miktarının azalması denilmiş. Örneğin biz suya deterjan attığımızda, sudaki deterjan miktarı arttığında bu bazı mikroskobik deniz canlılarının aşırı üremesine neden olur. Ve bu deniz canlılarının aşırı üremesi de ve aşırı ürerek su yüzeyini kaplaması da suda çözülmüş olan oksijen miktarını azaltacaktır. Sudaki oksijen miktarı azaldığı zaman suda yaşayan canlı türü de azalacaktır, oksijeni kullanamadığı için. Ve su kirlendiği zaman kullanılabilecek olan su miktarı da azalacaktır. Bu nedenle cevabımız 1, 2, 3, E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 14. sorumuzda bize yukarıda verilenlerden hangileri çevre kirliliğini azaltmak için yapılması gereken işlemlerden biridir diye sorulmuş. Birinci öncülde plastik maddelerin geri dönüşüme atılması. Biz biliyoruz ki plastik 1000 yılda bozulabilmektedir ve çevreyi büyük oranda kirletmektedir. Yine poşetlerin geri dönüşüme atılması. Poşetlerin zaten büyük bir kısmı plastik olduğu için yine çevreyi kirletmektedir. Bunlar geri dönüşümlü olduğu zaman çevre kirliliğini önemli ölçüde azaltacaktır. Yine sanayi atıklarının, fabrikaların katı ve sıvı atıklarını çevreye atmaları büyük bir çevre tehdidi oluşturmaktadır. Yine bunların arıtılması çevre kirliliğini azaltmakta büyük bir yarar sağlayacaktır. Cevabımız 1, 2, 3, E seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 15. soruda bize toprak kirliliğine yukarıdakilerden hangileri neden olmaz diye sorulmuş. Ağır metaller zehirlidir ve çevre kirliliğine neden olur. Tarım kimyasalları toprağın yapısını bozar. Ama saf suyun kesinlikle hiçbir kirletici etkisi yoktur. Bu nedenle cevabımız yalnız 3 B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 16. soruda bize ağır metaller su ve toprak kirleticilerinden biridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi su ve toprak kirleticisi olan ağır metallerden değildir diye sorulmuş. Ağır metaller atom ağırlıkları yüksek olan ve yoğunlukları da 5 gram bölü santimetre küpten daha yüksek olan elementlerdir. Genel olarak zehirlidir ve çevre kirliliğine de neden olurlar. C seçeneği sodyum ağır metal değildir. Cevabımız C seçeneğidir.